EB1 vizesi nedir? EB1 vizesi için gerekli evraklar nelerdir ve nasıl başvuru yapılır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle anlatayım. EB1 vizesi dediğiniz olay aslında sizin yeşil kart kategorilerinden olan bir kategoridir ve dolayısıyla bu yeşil kart başvurusu yapılabilen bir alandır. Bu kişiden kişiye değişebilir. Kişinin çok yetenekli olması, belli bir alanda başarı elde etmesi gibi sebeplerden dolayı EB1 dedikleri kategoriden kişiler yeşil karta gidebilirler. Hani bu noktadaki nasıl başvurulur noktası ya da ne yapılırı gelebilmek için tabii ki sizin şartlarınızın öncelikle uygun olup olmadığına bakılması gerekiyor. Biliyorsunuz yeşil kartların iş yeri sponsorluğu ya da bu tip iş üzerinden ya da belli bir yetenek üzerinden gidildiğinde kişilerin durumuna göre değişik kategorilerde eğitim şartı mı yoksa belli bir yetenek şartı mı yoksa belli bir tecrübe şartına göre ilerledikleri değişik kategoriler olabiliyor. Tabii EB1 bunlardan en önemlisi yetenekli olan kişilerin başvurabildiği bir yeşil kart aşaması. İkincisi de tabii çok başarılı profesörler ya da araştırma görevlilerinin başvurabildiği bir alan. Bundan faydalanabilen bir kesim de uluslararası müdürler ya da yöneticiler olabiliyor. Dolayısıyla buradaki kriterlere baktığımızda genelde kişinin başarılı ya da işte başarılı bir yönetici ya da başarılı özelliklere sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bu özellikleri kişi sağlayabiliyorsa o zaman göçmenlik dairesine bu noktada başvurular yapılması mümkün oluyor. Ve tabii sizin bu çok genel kalacak bu açıklamalar ama sizin durumunuza göre durumunuzun uygun olup olmayacağına, EB1'e girip girmeyeceğine detaylı bakmakta fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.